Serena grne shumë ka, shumë garësa, garës datin. Yani evvela burada konuşmamızın ve bu kadim şehirde böyle bir yerde buluşmamız bize vesile olan sebep ve nedenler bir tarafa, ama zindanların sesini halkımıza duyurmanın sevinci içindeyim. Ne kadar duyurabilirsem, ne kadar zindanların feryadını, zindanlarda yaşanan acıları duyurabilirsem halkımıza ve halkımızın bu konudaki gösterecekleri duyarlılığa içinde ben şimdiden ben teşekkürlerimi sunuyorum. Yaşadığımız ilk yaşadığımız zindan ya da tutuklama sürecinde biliniyor. 1990'lı yılların devletin her yönüyle yönelimleri halkımıza karşı, muhaliflere karşı, devrimci hareketlere, devrimci güçlere karşı, kısacası Kürdüm diyen tüm topluma yaklaşımı çok acımasız bir yönelimdi. Bir tarafta sebepsiz, nedensiz gözaltılarında yapılan işkenceler, bir taraftan öldürülmeler, bir taraftan yani kadınlara, çocuklara yönelik yapılan kimi saldırılar, kimi acımasızca ölümler. Bunlar yansıdı basına, bütün medyaya bunlar yansıdı. Biz de o sürecin gençlik hareketi olarak, gençliğin verdiği bir devrimci duygularla biz de bir Kürtlüğümüzle tanışmak, kendimizle, insanlığımızla tanışmak, kendimiz olmak bir süreçti. Bu süreçte bizim de kendimizi geri tutmamız, bundan ya da kaçmamız mümkün değildi. Yani o süreçte bir Kürtlük duygusunun gelişmesiyle birlikte, Kürt olmanın verdiği bir duyguyla yaptığımız en demokratik eylemler, sesimizi duyurmak, mitinglere gitmek, gençlik hareketi içerisinde bulunmak, yaşadığımız bu süreçlerdi. Fakat bu süreçler dahil devletin kolluk güçlerine, devletin yani diğer emniyet güçlerine, bunlar herhalde çok ağır geldi ve bu ağır gelmenin de bedelini bize ödettiler bu süreçte. Bu süreçte biz yakalandık. Yani başta da belirttim, Kürt olmanın verdiği bir devletin bize yaftaladığı ya da vurduğu bir damgaydı, suçluluk damgasıydı. Sadece Kürt olmaktı. Bunun ötesinde bir suçluluğumuz yoktu. 1993'ün Temmuz ayındaydı. Fakat Temmuz'un başlarıydı. Tam tarih olarak, gün olarak hatırlamıyorum. O süreçlerdi. Bunu sayısız kitaplarda Diyarbakır Etipi'nin 5-5-0'unun işkenceleri bütün insanlığın hafızasındadır. Bu hafızada hiçbir zaman silinmedi, silinmeyecekti. Zaten başka bir kolluk, devletin kolluk, işte JITEM dediğimiz yapılanmalardaki gözaltı süreçleri, zaten bunlar kayda alınmaz. Bunlar devletin kayıtlarında bunda yoktur. Fakat bu toplumun ya da işte duyarlı basının duyarlı aydın kesimlerinin hafızasında çok güçlüdür. Bu JITEM sorguları, JITEM gözaltıları, JITEM işkenceleri, bunlar da biliniyor. Bunlar hiçbir zaman kayıta alınmadı. Fakat işte bir aylık polis sorgusu süreçleri, bunlar kayıt altındadır. Bunların kayıtları vardır. Bu süreçten sonra
çıkarıldığımız gece saat 12-2 arası mahkemeye çıkarıldık ve mahkemede direktmen tutuklama kararı verildi ve yine bizimle eşlik eden, bize sorgu süreçlerinde bize işkence yaşatan polislerle, yani kolluk kuvvetlerin eskortu şeklinde tekrardan cezaevine götürüldük. Cezaevi girişlerinde de pek fazla yani kaba bir işkence tarzları yok ama verilen gözdağları vardır. Yani işte psikolojik yaklaşımlar, yani psikolojik baskı altında, psikolojik korkutma diyelim ya da psikolojik baskı süreçleri, zaten kapıdan hemen giriş kapılarında bunlar kendisini gösteriyor. Yani belki insanlarımız için, bunu bilmeyen halkımız için çok biraz böyle basit gelebilir ama yaşadığımız JITEM sorgusu ve polis sorgusundan sonraki cezaevi girişindeki söylemler, ses tonlarının yükseltilmesi, ses tonları işte oradaki bir hareket, bir davranış bu sorgu sürecilerini de tamamlar niteliktedir. Yani bunu pek biz Kürt halkı olarak, bir Kürt bireyi olarak, Kürt gençliği olarak o süreçte bunları bildiğimizden dolayı böyle bir bilincimiz de vardı. Yani bunun devamı olduğunun bilinci de vardı. Bundan dolayı pek fazla böyle aldırış etmedik. Pek fazla yani bunun neden, niçin sonuçlarını araştırmadık. Gerek önceki çıkışlarda cezaevine girip çıkan arkadaşlardan öğrendiklerimiz, duyduklarımız böyle bize böyle bir öğreti yaşattı, bize böyle bir teorik bilgiyi gösterdi ve o anda da yaşadığımız bir pratiğiydi, yani öyle diyeyim bu süreçte. Ve ondan sonra artık arkadaşlarımızla karşılaşmamız, arkadaşlarımızla kucaklaşmamız, arkadaşlarımız tarafından böyle sıcak ilgi, sıcak bir kucaklaşma, yani duygu olarak belirtiyorum, bize ya işkence, bu bir buçuk ya da işte bir buçuk iki aylık bir işkence sürecini o anda yani şey anlamda, duygu anlamda söylüyorum, unuturdu yani bize. O yani işkenceyi unuturmadı, o acıları bize unuturdu. Nöbetçi mahkemeydi. Çıkarıldığımızda dedim ya, biz saat 12-2 arasıydı çıkarıldık, yani 2'ye kadar da yani 2'de biz cezaevine ulaştık, öyle hatırlıyorum. En son biz 7 arkadaştık, bu 7 arkadaş içerisinde en son ben çıkarıldım. Benden önceki 6 arkadaşımız çıktı ve her bir arkadaşımız yani şöyle birkaç dakika, 10 dakika, 20 dakika ya da 5 dakika, yani duruma göre hemen tutuklama kararı verip gönderiyordu. Tutuklama ve kararı verip gönderiyordu. Benim o arkadaşlardan bir farkım vardı. Bunu ben özlerine basa basa söylüyorum. Ben cezaevine, yani o arkadaşların içerisinde ilk okur yazarı olan benim. Diğer bütün arkadaşlarım, bir içerisinde bir tane lise mezunu vardı, diğer hepsi üniversite mezunu olan arkadaşlardı. Sadece okur yazarı olan bir arkadaştım. Mahkeme heyetinin bana ilk cevabı şu oldu: senin ne işin var bunların arasında, söylemi işte bellidir yani, ya da seni kandırmışlar, sen okuma yazman yok, söylemi karşılaşınca yani ağırıma giden bir söz oldu o esnada. Ben tamam dedi, gidebilirsin dedi. Dışarı çıktığımda arkadaşlarıma ilk tepkim şu oldu. Dedim ki bana şöyle söyledi dedim. İşte senin işin ne var bunların arasında? Sen okuma yazman yok. Seni kandırmışlar yaklaşımı.
ve ilk ve son söylenen söz oldu bana. Yani bu cezaevi, 30 yıllık cezaevi içerisinde bütün mahkemelerle giriş gelişlerim olsun, cezaevlerindeki idareyle olan ilişkilerimiz olsun. Ondan sonra bu sözle karşılaşmadım. Ağrıma gittiğinden dolayı arkadaşlar bunu fark edince dediler ki sorun değildir dedi. Biz cezaevine gidince biz bunu halledeceğiz dedi. Ondan da tepkisi bana cevaplar, ben tekime karşı cevapları öyle oldu. Bu üzerine ilk bir yılım okuma yazma üzerine geçti cezaevine. Kendimi bu anlamda böyle bir geliştirme sürecim oldu. Ve bugün bilmiyorum toplumda biraz biz öyle bildik, öyle anladık. Yani öyle gördük. Bu bizde böyle şahsında da bir şey oldu. Yani bir hedef oldu yani. Amaç oldu. İşte bir lise öğrenci ya da lise terk ya da üniversite terk duygusu oturdu kafamda. Hep böyle bir planım oldu. Yani ben bir lise terk ya da üniversite terk olarak cezaevinden çıkacağım. Gerçekten de öyle oldu. Ben cezaevi sürecinde, bu 30 yıllık süreci içerisinde amacım bu unvanı almaktı yani. Cezaevinde yani tabii diğer amaç hedefler önünde asla değildir. Lise yani üniversitede 2 yıllık kazanımım oldu. Kamu yönetimi 2 yıllık, ben öyle hatırlıyorum, öyledi. Bir kamu yönetimi 2 yıllık kazandım. İlk sınavıma da sınavıma da girdim ve bu darbe sürecinden dolayı o işte yarıda kaldı. Yani bunu anlatmamın sebebi böyle birbirini besleyen yani mahkemeden kaynaklı hakim ve savcıların heyetinin bu seni kandırmışlar sürdemi üzerine böyle bir şeyim oluştu. Yani böyle bir duygu bende gelişti. Dedim ben de böyle yapacağım dedim ve okuyacağım ve dedim terk unvanını alacağım ve öyle oldu. Hep savunmamızı yapan ya da işte siyasi değerlendirmemizi yapan ben ve Şehit Rıvan Bulut arkadaştık. Ben onu saygı ve rahmetle de anıyorum burada. Ailesine, halkımıza başsağlığı dileklerimi tekrar iletiyorum. Uzun yıllar bir arkadaşlığımız oldu, bir yoldaşlığımız oldu. O da 2006 24 Eylül katliamda cezaevindeki o yönelimde, Diyarbakır 5 Nolu'daki yönelimde şehadete ulaştı. 10 arkadaşla birlikte. Ben tüm o Rıdvan arkadaşı şahsına bütün şehit arkadaşı rahmet ve saygıyla da anıyorum. Bu benim en son mahkememizde ve diğer arkadaşların da diğer cezaevlerine sürgünleri oldu. Yalnız kalmanın bir duygusunu, ağır bir duygusunu yaşadım mahkemede. En son mahkemeydi. Sanırsam birkaç arkadaş da dosya arkadaşımızla birlikte gönderildik. Getirildiler. Ve o savunmayı planımız, bizim her şeyimiz, hedefimiz Rıdvan arkadaşla birlikte yapmaktı. Yani grubun savunmasını. Ve o savunma Rıdvan Bulut arkadaşla yapamadım. Ben tek o savunmayı yaptım. Yaparken de her cümlesinde, her satırında, her paragrafında, her sayfasında ben Rıdvan arkadaşı anarak, onu anarak o savunmayı yaptım. Ondan öncesi bir anı oluştu. Son mahkemelerdi. Hakimin böyle bir söylemiyle karşılaştım. Ben el kaldırdım, söz hakkı istedim. Gerek cezaeviyle ilgili, gerek dışarıda halkımıza yönelik devletin kolu kuvvetleri, devlet askeri polis gücüleriyle halka yapılan yönelimler hakkında bir savunma ihtiyacı duymuştuk. Arkadaşlarla öyle bir karar almıştık. Söz hakkı isteyince bana mahkeme heyeti döndü, dedi ki Murat dedi, Sabri dedi, sana söz hakkı vereceğim.
Biraz daha bekledim, baktım bana bir defterle bir kalem verdi. İşte bir sayfa, beyaz bir sayfayla bir kalem verdi. Ben sordum bunu, niye verdin diye. Dedi ki, söyleyeceğim sana. Bu söylemi üzerine bir sırayla sordum. Bizim avukatlar da var orada. Onlar da dediler ki, bu kalem, bu defteri, sayfayı niye Murat'a verdin? Sabrın dedi, vereceğim dedi. Bunun üzerine bekledik. Kendi aralarında yaptıkları o rutin konuşmaları, işte rutin dosya araştırmaları, riddur dosya, birbirlerine, kulaklarına bir şeyler söylemeleri, bunlar rutin işlerdir. Devam ettikten sonra Murat dedi, onu niye sana verdim biliyor musun dedi. Ben de dedim, merak ediyorum ben de. Senin cevap bekliyorum. Dedi ki, sen ona de ki ben kandırıldım ve o kandırıldım adı altında dedi, sen imzanı at dedi, ben seni burada bırakacağım dedi. Mahkemenin, yani hakimin bu söylemi karşısında ben avukatlara döndüm, baktım. Tabii bizi yalnız bırakmayan bütün ailelerimize de buradan teşekkürlerimi sunuyorum. Onlara saygılarımı, hürmetlerimi sunuyorum. Bütün annelere. Tabii o esnada aileler içerisinde, annelerimiz içerisinde de şöyle bir gurultu oldu. Böyle bir söylemler oldu. Kendi kulaklarına, kendi kendine konuşmalar oldu. Hayretler, böyle hayretler içerisinde. Herkes bekliyor tavrımı. Ben de döndüm hakime karşı, dedim tamam dedim, sizin söylediğinizi kabul ediyorum dedim. Fakat dedim ki, benim bir şartım vardı. Nedir şartım dedi. Dedim ki, ben buranın altında, biz burada bütün arkadaşlarımın isimlerini yazacağım. Dedim, bu arkadaşlarım da buranın altına imzasını atacaklar dedim. Eğer dedim ve bizi buradan serbest bırakacaksın, hiç cezaevine de gitmeyeceğiz dedim. Yok dedi, olmaz. Biliyorsun. Yok dedi, olmaz. Ben dedim, o zaman olmazsa dedim, ben de buna imza atmam dedim. Ve bana kağıtı veren asker var orada. Askere uzattım. O kağıtı askere uzatmamla birlikte oradaki bizim bütün aileler, bütün anneler, bütün kadın kardeşlerimiz, kadın arkadaşlar, tanıdık, eş, dostlar, ilk tepkileri, zırgırtları, onların alkışları, bunu ben hep derim. O annelerin o andaki o zırgırtları, o alkışları aslında bu 30 yılın bir ilacı gibi oldu yani. Bu hüküm gerçekleştirdikten sonra zaten devlet güvenlik mahkemelerinde yargılandığımızdan dolayı bizim gibi siyasi tutsakların maddeleri nettir. Yani 125. maddedir. 125. madde idam cezasıdır. Bu idam cezasını 59. madde vardır. Yani 59. madde ilk olduğuna, ilk siyasi bir davamız olduğundan dolayı 59. maddeyi uyguladılar. 59. madde direktmen muhabbettir. Yani 36 yıl muhabbettir. Bunun iyi hali, 6 yıl iyi hali vardı. Yani 6'da bir infazı vardır. 6 yıl düşürüldü ve 30 yıl netleşen bir ceza süreciyle artık biz cezaevine gönderildik ve bu 30 yılı, dediğim gibi, bu süreci cezaevidir. Okuyarak, yazarak, düşünerek ya da düşündürerek bu 30 yıllık bir süreci böyle yaşadık. Cezaevleri bundan sonra Diyarbakır'da, Diyarbakır 5 Nolu'da bir yıl, yani ceza verildikten sonra bir yıl kalmadık. Yani bir yıl süre içerisinde Amasya cezaevine sürgün edildik. Amasya cezaevinde bir 7,5 yıl bir süreç Amasya cezaevinde kaldık. Amasya cezaevi daha çok hükümlü cezaevleri olarak biliniyor. Yani daha çok, yani Kürdistan dışında kalan cezaevleri bir hükümlü cezaevi olarak biliniyor. Tabii Türkiye'deki metropoller dışında, yani İstanbul, İzmir gibi cezaevleri, bunlar biraz daha
kitlelerin yoğun olduğu, tutuklamaların yoğun olduğu cezaevlerinden olduğundan dolayı orada biraz daha böyle karışıklık var. Yani hükümlü ve tutuklu cezaevleridir. Fakat onun dışında genelde hükümlü cezaevleri olarak geçiniyor. Dediğim gibi 7 yıl bir Amasya süreci vardır. Amasya'da kaldık. Amasya cezaevinde biraz daha Diyarbakır cezaevine göre, yani 5 Nolu'ya göre kendi özgün, her cezaevinin kendi özgün koşulları vardır. Yani artı eksileri vardır. Yani fiziki mimari yapının dışında orada da kendisi bir yönetim yaklaşımı, bir yönetim vardır. Yönetim anlayışı vardır. Yani 3 aşağı 5 yukarı aynıdır. Yani bir yerde diyelim ki mahkeme süreçlerinde, işte hastaneye, cezaevi dışında giriş çıkışlarda işkenceler olurken, kaba dayaklar olurken kitli ya da hükümlü cezaevlerinde işte dedim ya, yani Amasya gibi, Karadeniz, İç Anadolu kimi Ege ya da Marmara cezaevlerindeki gibi politikaları biraz da değişiyor. Yani birbirini besliyor aslında. Bir yerde aşırı bir kaba bir işkence sürerken en 5 Nolu'da olduğu gibi, ama diğer cezaevlerinde bunun psikolojik savaşı sürüyor yani. Biraz da psikolojik savaşı ön plandadır. Yani sanırım psikolojik olarak günlük ihtiyaçlar üzerinden, yani cezaevine verdiğin günlük dilekçeler üzerinden ya da ihtiyaç ya da talepler üzerinden bunları sana karşı kullanabiliyorlar. İşte diyelim ki revir sana karşı kullanabiliyorlar. Sana ilacın tam verilmesi gerekir, gününde verilmesi gerekirken kronik bir hastasın. Bunu sana günlere sarkabiliyor. Senin günlük ya da haftalık ya da aylık kontrollerin vardır. Bunu günlükse haftalara, haftalıksa aylara, aylık randevuların varsa bunu yıla sarkabiliyorlar ya da aylara sarkabiliyorlar. Yani bunun gibi işte ailelerimize yönelik psikolojik baskılar, ailelerimize yönelik aramalardaki uygunsuz aramalar, yani çocuklara yönelik ne bileyim, yani ailelerimizin üzerindeki giysileri, renklerini bahane ederek giysilerini soymaya yönelik ve yani kural dışı ya da işte yasa ve kanun dışı aramalar, yani ailelerimize üslupta aramalardaki hareket, yani uygun olmayan hareketler ve benzeri bunlar biraz daha böyle daha çok psikolojiye yönelik, psikolojik olarak bizi daraltmaya yönelik bir politika bunlar sürüyordu ve geldiğim güne kadar da bunlar sürüyorlar. Yani dedim ya, yani 3 aşağı 5 yukarı aynıdır. Pek farklılıkları yok yani. Ben 7 cezaevi gezdim herhalde. Yani 5 Nolu, Amasya, İzmir, Fethiye, Bingöl, Karaman, Patmos. 6 mı 7 mi oldu? 7 cezaevi oldu. Yani bu 7 cezaevinde cezaevi süreçleri hep isteğimiz dışında gelişen, yani hep sürgünlerle geçti. Yani sadece Karaman cezaevinden Patmos cezaevine geçiş biraz daha kendim talebim oldu. Onun dışındaki diğer bütün cezaevleri sürgünlerle yaşandı. Yani sürgün cezaevleriydi. Bunları yaşadık. Amasya'dan sonra dediğim gibi Fethiye'ydi. Fethiye'lerin ilk çıkış süreçleri Hikmet Sami Türk Adalet Bakanlığı bir süreciydi. Zaten 1999'daki bu cezaevlerine bir yönelim oldu. Yani bu Türk Sol Hareketi'nin büyük kaybı oldu cezaevlerine. Büyük kayıplar verdiler. Büyük şehitler verdiler. Hayata Dönüş Operasyonu adı altında yani
Bunun özü de hayattan yok ediş bir operasyonuydu. Yani yüzlerce insanların kaybına sebep oldu. Yüzlerce insanların şehadetiydi. Yüzlerce ailenin ocağına ateş düştüğü bir süreçti. Binlerce yaralılar ve toplumumuzun en acı çektiği süreçlerdi. 1999 süreçleriydi. O süreçleri yaşadık, toplumun hafızasında da çok daha güçlüdür. Yani biz elbette ki sessiz kalmamız mümkün değildir. Yani bir biz devrimci o süreçteki yani bütün devrimci hareketler, devrimci güçler, devrimci gençlik, kadınıyla, gençliğiyle bütün muhalifinden tut, yazar, aydın, duyarlı olan bütün insanlar, yani ben insanım diyen herkes, Türk'ü, Kürt'ü, bu ülkede yaşayan bütün renkler, bütün dinler, bütün ırklar, tümümüz bu acıları yüreğimizde yaşadık. Evet, o insanlar orada görüntüleri biz izlerken Bayrampaşa'da, Ulucanlar'da yaşanan bu acılar, o yönelimler, yakılan, diri diri yakılan insanların vücutları daha ateş topuyken, dumanlar vücutlarına ateş yanarken kameralar karşısında gösterilmeleri, kameralar önünden geçirilmeleri orada o insanlar değildi, o kişiler değildi, yani o bireyler değildi. Aslında onu yaşayan, o vücudunda henüz duman tüten o kadın yoldaşlar, kadın arkadaşlarımız olsun, bütün devrimci hareketler olsun, aslında bütün insanlığın vücudunda yanan ateşti aslında. Öyle baktık, öyle bakmalıyız. Bu ahlaklı olmanın, ahlaklı bir toplum olmanın bir gereğidir. Sadece seyirci kalmamız mümkün değildi. Biz de tutsaktık, elimiz kolumuz bağlıydı. Çıplak bir bedenimiz vardı. Bunun ötesinde hiçbir aracımız, hiçbir gerecimiz yok. İrademizdir. İrademizle ortaya koyduğumuz tepkimizi geliştirmemiz asıl görevlerimizdi. Ve farklı eylem türlerimizdi. Sloganlarımızdı. Kapı pencerelere vurmamızdı. Çünkü bu insan olmanın bir gereğidir. Yani bunu bir yani bir devrimci kimlikten öte, siyasi bir kimliğimizden öte insan olmanın bir gereğiydi. O acıyı, o insanlar orada diri diri yakılırken ve diri diri topluma, bütün Kürt ve Türk toplumlarına kameralarda gösterilirken aslında orada yanan bizdik, kendimizdik yani. Öyle baktık, öyle bakmalıyız ve öyle algılamalıyız. O acıyı öyle yaşamalıyız. O süreçleri böyle yaşadık. Tabii bunun üzerine söylenecek çok söz vardır. Zaman açısından yani kısıtlılığımızdan dolayı bunu kitaplar sayfalarca yani yazıldı, çizildi. Topluma önerim, gençliğe önerim bu süreci okumaları, bu süreci bakmaları, o süreci araştırmaları, incelemeleri, o süreci duyguda da olsun onu yaşamalılar. Yani nasıl bir ülkede, nasıl bir siyasi iklimlerde yaşadığımızı, nasıl bir süreçlerde, nasıl bir dönemlerde geçtiğimizi iyi anlamaları lazım. Çok büyük bir farklar vardır. Özellikle bu son 20 yıllık bir gerek dışarıda olsun, gerek de zindanlarda olsun. Yani bu 20 yıllık süreç zindanlarda yaşanılan ya da zindanlarda yapılan siyaset, zindanlara yönelik siyaset, politika dışarıdan kopuk olmadı. Özellikle bu 20 yıllık süreç içerisinde
cezaevi yaşamı çok daha ağırlaştı. Yani hem kaba işkenceleriyle olsun, bunların zaman zaman basına yansımaları vardır. Bunların kanıtları da vardır. Cezaevinde insanların katledilmesi, kimi cezaevlerinde işte işkenceyle katledilmesi, işte işkencelere tabi tutulması ve bununla birlikte bir de daha çok psikolojik bir savaşın, yani psikolojik bir süreçlerin en ağır yaşandığı bir süreçtir. Yani ölümden ve öldürülmeden de öte bir ağır bir psikolojik yönelimler vardır. Yani cezaevleri eskiden bir tek politikayla, bir tek siyasetle, bir tek Adalet Bakanlığıyla yönetilirken ve biraz daha mahkumun yani cezaevindeki tutsakların diyeyim haklarına riayet edilirken ya da haklarına sahipken bu 20 yıllık süreç bunların tümüsü kaldırıldı. Yani bütün haklar tutsakların elinden alındığı bir süreç yaşandı. Yani bu 20 yıllık süreç diyeyim, bu son 10 yıllık süreç bir önceki bu 20 yıllık sürecin 10 yıl süreci bir önceki 10 yıl sürecini çok ama çok aratır bir süreçtir. Yani daha düneyin haberlerde duyduk, haberler konusu oldu, gündeme girdi. En son tahliye olduğum Patnos cezaevinde domuz bağıyla siyasi bayan tutsaklara işkence yapılmıştır. Bu basından bunu okudum. Bunlar çok tehlikeli bir süreçlerdir. Çok acıdır. Fakat bu ülkenin bir gerçeğidir. Bu ülkenin siyasi yönetiminin bir gerçeğidir. İnsanlar cezaevinde yaşayan bütün insanlar eskiden diyelim ki siyasi ve adli ayrımı yapılırdı biraz daha. Adliler siyasi tutsaklara nazaran biraz daha iyiyken fakat bu süreçte ilk yani adli ve siyasi tutsaklar ayrım söz konusu değildir. Yani Kürt olman yeterlidir. Ya da insan olman yeterlidir. Ya da yeterlideki kastım yani senin cezaevinde zulüm görmen, işkence görmen ne denilir? Müstahaktır yani. Yani bunu bu vacip olarak görülüyor yani. Bugünkü siyasi iktidarın artık iktidara göre vaciptir. Burada bir önemli bir parantez daha açayım. Konunun başında da sorunuzun yani cevabımın başında da söyledim. Cevapladım yani sorunuzu. Eskiden cezaevine yönelik bir uygulama vardı. Yani bir yasalar vardı, kanunlar vardı, bunlar işliyordu. Bir tek Adalet Bakanlığı vardı. Fakat bu son 20 yıllık süreç içerisinde cezaevleri adeta yani bu kelimeyi yani bu kavramı kullanırsam herhalde yerinde bir kavram olur. Bir otonom cezaevlerine dönüşmüş. Yani adeta her cezaevi kendisine bağlı ya da kendisinin bağlı olduğu bir bakanlık varmış gibi ya da bakanlıklar arasında ya da işte Adalet Bakanlığı'na ya da İçişleri Bakanlığı'na ya da herhangi bir farklı bir bakanlığa ya da farklı bir istihbarata devredilmiş ve onlar tarafından adeta yönetiliyor. Bağımsız bir şekilde birbirinden kopuk yani cezaevi yönetimleri, idari yönetimleri günlük uygulamaları ya da o süreçte uygulamaları onlar nasıl uyguluyorsa öyledir. Yani senin hiçbir hakkın, hiçbir bir yasal hakların yoktur. Bunu gerek
cezaevleriyle ilgili yaşadığımız bu süreçler gerek Türkiye İnsan Hakları Vakfı'nın araştırmaları olsun, Türkiye İnsan Hakları dernekleri olsun, bağımsız sivil toplum örgütleri olsun, kimi barolar olsun ve bütün toplumun duyarlı olan bütün bu kesimlerince de bunlar çokça kimi siyasi platformlarda dile getirildi, anlatıldı. Bu süreçlerin takipçisiydik, takip ediyorduk. Bu süreçlerden bunlar komple hepsi dile getirildi. Ve bu dile cezaevleriyle ilgili dile getirilen bütün yaşanılan ya da kaygılar ve yaşanılan süreçler, anlatılanlar bugün daha da ötesi, daha da ağır şekilde, ağır koşullar hala cezaevli süreçleri de bu süreçlerde hala yaşanıyor. Örnek verdik, Patmos tipinde, Patmos D tipi kapalı cezaevinde bugünümüz koşulunda bir domuz bağıyla oradaki bayan tutsaklar, yani siyasi bayan tutsaklar işkence ediliyor. Bu çok tehlikeli süreçlerdir, çok vahimdir. İnsanlık dışı bir uygulamadır. Bu toplumumuzu derinden yaralıyor. Bunun acısını yüreğimize yaşıyoruz, hissediyoruz, yaşıyoruz ve toplum buna asla ve kata duyarsız kalmamalıdır. Bunu toplum bu cezaevindeki bütün tutsaklara sahip çıkmalıdır. Çünkü bu süreçler sessiz kalmak, bu süreçlere sessiz kalmak bunun devamının gelmesi demektir. Bu süreçleri oynalamak demektir ve bu süreçlere ortak olmak demektir. Toplum burada sessiz kalmamalıdır. Bu Kürtlerin de bir sorunu değildir artık. Bütün insanlığın sorunudur. Yani Kürdistan'ı hakların, bütün Türkiye'deki yaşayan bütün hakların bir sorunudur. Buradan bütün kadına, gençliğe, toplumun bütün duyarlı kesimlerine, bütün inanç sahiplerine, bütün toplumun din insanlarına, din sahibi insanlarına, inanç sahibi insanlarına, bütün kültür sahibi olan bütün insanlara burada sesleniyorum. Bu cezaevlerine sahip çıkın. Cezaevleri en yalnızlıkları yaşadığı ve sahipsizlik duygusunun yaşadığı süreçlerdir. Ve bunun sonucudur. Yani eğer bugün bir cezaevinde domuz bağıyla işkence ediliyorsa ve insanlar cezaevindeki tutsakların ekmeğiyle, suyuyla, en demokratik haklarıyla, yasal, anayasal haklarıyla oynanılıyorsa, bunlar gasp ediliyorsa burada biz dışarıdaki olan insanların bu bir eleştiri olarak da belirtiyorum, duyarsızlığıdır. Buna sahipsiz kalmayalım. Bir aydır dışarıdayım fakat bedenim dışarıda da olsa ama bütün benliğim, bütün yüreğim o yoldaşlarımla birliktedir, o yoldaşlarımın yanındadır. Onlarla birlikteyim. Bunu yaşayarak, şu anda cezaevinde duyguda, düşüncede, cezaevinde bir yaşayan olarak, bir yaşayanı olarak bu feryadımı dile getiriyorum. Cezaevlerine sahip çıkalım.